Merhabalar. Fethiye Bey'de Sosyal Yardım İşler Müdürü olarak hizmetlerimiz devam ediyoruz. Yani yardım konularımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili bir ara vermiş değiliz. Yine arka planda yardımları sürekli kılmaya çalışıyoruz. Özellikle başkanımızın, Aylin Karacan'ın başlatmış olduğu Hoş Geldin Bebek Projesi, Belediyem Kalp Projesi, Kalpler Birlikte Mağazası'ndaki işlevsel faaliyetlerimiz, özellikle de Gıda Bankası Aşevirimiz hizmetlerinde aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hoş Geldin Bebek Projesi devam etmekte. Yine bize başvuru yapan hanelere ulaşmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde Belediyem Kalp Projemiz devam ediyor. Bununla beraber hem yerel esnafın kesesine dokunmaya hem de vatandaşımızın kalbine dokunmaya devam ediyoruz. Başvurularımız yine bu şekilde devam ediyor. Kalpler Birlikte Mağazası'ndaki ekip arkadaşlarımızla beraber ikinci el eşyadan tutun da gıda kolisine kadar birçok yardım kalebinde hanelerimize, vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Yine Gıda Bankası Aşevi birimiz üzerinden fazla gıda operasyonlarını devam ettiriyoruz. Hem iklim değişikliğine temas ediyoruz, hem tasarruf sağlıyoruz, hem de ihtiyaç sahibi ailelere gıdaları ulaştırıyoruz. Yine aynı şekilde Aşevi birimizde pişirilen yemeklerle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, engel durumu olan vatandaşlarımızın evinde o sıcak çorbayı yapamayacak olan vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla aşımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Biz yardımlardan mutluyuz dedik çünkü gerçekten paylaşmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Bunu Fethiye Belediyesi olarak güvenli bir şekilde vatandaşlarımızdan gelen de yardımları doğru şekilde doğru vatandaşlara ulaştırmaya ve bu sürecin de sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Evde bakım hizmetleriyle alakalı ne tür çalışmalarınız var? Evde bakımla ilgili sadece temizlik ve tıraş desteği verebiliyoruz. Görev yönetmenimizle bunun işlevini hızlandırdık. Ekiplerimiz başvurular geldikten sonra, değerlendirmesi geçtikten sonra yaşlı almış bireylerimiz evlerine gider, ev temizliğini, onların günlük yaşantılarını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tıraş hizmeti, tıraş isteği varsa tıraş hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Oturuyoruz bazen küçük bir çay demliyoruz, bir çay içiyoruz, gönüllerini alıyoruz. Yani hem manevi destek veriyoruz hem de onların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.